Öncelikle teşriflerinizden dolayı ben de hepinize hoş geldiniz diyorum. Gerçekten bugün çok güzel bir temayül yoklaması programına başladık. Yaklaşık 1-1,5 saattir teşkilatımızda çok değerli temayülde oy kullanması gereken kardeşlerimiz geldiler. Oy kullanmaya başladılar. Halen de şu anda devam ediyorlar. Muhtemelen 2,5-3 gibi bu çalışma bitmiş olur. Daha sonrasında da buraya gelen komisyon başkanımız ve onların çok değerli üyeleri kendilerinin de ifade etmiş olduğu gibi kullanılan oyları genel merkezimize götürecekler ve orada oylar tasnif edilecek ve başbakanımıza sunulacak. Her zaman söylüyoruz, temayül yoklaması tek başına bir kriter değil. Ama önemli bir kriter. Teşkilatımızın bir bakış açısı, teşkilatımızın hangi aday adayına nasıl baktığına dair bir bakıma bir görüş. Biz bunu tabii önemsiyoruz. AK Parti olarak, teşkilat olarak önemsiyoruz. Biz de bunun en şeffaf, en demokratik, problemsiz geçmesi için de şu anda her türlü önlemimizi, her türlü disiplinimizi aldık. Şu anda devam ediyoruz. Şu ana kadar herhangi bir problem gelmedi. İnşallah bundan sonra da olacağına da ben inanmıyorum. İnşallah temayül yoklaması da hayırlar getirir. Hem ilçemize, hem ilimize, hem partimize hayırlar getirir. 1240 kişi oy kullanması gereken sayı. Bakalım 3'e kadar kaç kişi gelecek ama ben inanıyorum ki %90'a yakın bir katılım olur. Mazeretli olan, hasta olan veya ne bileyim başkaca bir mazeretten dolayı gelemeyenlerin haricinde %90'a yakın bir katılım bekliyoruz. Artık onu da inşallah 3'ten sonra tekrardan sizlere belirtmiş oluruz. Ben hayırlı olsun diyorum. Buraya teşrif eden tüm teşkilat mensuplarıma da bir kez daha teşekkür ediyorum. Başkanım, şu anda baktığımızda sizler 1,5 saat olduğunu söylediniz ama şöyle bakıldığında bayram havasında oy kullanıyor. Evet. İnsanlar ve başkanlar, 12 adaylarınız birlik ve beraberlik içerisinde. Zaten AK Parti'de bu birlik ve beraberliği ilk kurulduğundan belli evet. Halkımıza gösteriyor. Aynen bu da öyle. Şu andaki en güzel tablo diyor. Kesinlikle bu AK Parti'nin farkı. AK Parti'de birbirine kenetlenmiş, omuz omuza verilmiş kadrolar vardır. Rekabet olacaktır. İnsanlar tabii ki de bir yerleri talep edeceklerdir. Ama bu talep sadece parti içerisindeki bir yarıştır. Hizmet yarışıdır. Hizmetkar olma anlamında bir yarıştır. Ha, bu yarışta gayet nezih, gayet güzel bir şekilde devam eder bizde. Bizim asla kongrelerimizde, temayüllerimizde siz sandalyelerin havaya uçuştuğu, masaların havaya uçuştuğu, yumrukların orada baş gösterdiği böylesine olayları göremezsiniz. Bizde gülümseme vardır, tebessüm vardır. El sıkma vardır, birbirini kucaklama vardır. Bu bir yarıştır. Daha sonrasında kime Cenab-ı Allah nasip etmişse, kim başbakanımız, genel merkezimiz tarafından takdir edilmişse, herkes de onun etrafında bütünleşir, birleşir ve sonuna kadar da AK Parti ile beraber çalışmasına devam eder. Bugün de bunu hep beraber bakın görüyoruz. Türkiye'nin en büyük partisi AK Parti. Değişimi, gelişimi yakalayan bir parti. Dolayısıyla hem kendi içinde teşkilat yoklaması bu şekilde gördüğünüz gibi bir seçim yapıyor. Daha sonra kamuoyu yoklamaları yapıyor. Ve bununla beraber de halkta karşılığını arıyor. Dolayısıyla demokrasinin kurum ve kurallarından olan bu tarz çalışmaların çok faydalı olduğuna inanıyorum. İnşallah bu temayül yoklaması, bugünkü bu güzellik Tokat'ımıza, Turhal'ımıza ve tüm ülkemize hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Parti içi demokrasinin en güzel örneklerinden birisi AK Parti daha da güçlenerek çıkacaktır. Herkese teşekkür ediyorum, emeğe geçenlere. Bu temayül yoklaması Türkiye genelinde AK Parti Genel Merkez'in talimatı üzerine bütün seçmenini, üyesini, delegesini hareketlendirip bir araya getirdiği için önce Sayın Başbakanımıza, onun AK Parti teşkilatına, yönetimine ve il başkanımıza, yönetimine, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu temayül yoklamasının ülkemize, milletimize, vatanımıza da hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. İnşallah hayırlı olacaktır. Bu temayül yoklaması Türkiye genelinde mukayes edildiği takdirde bu sandıklar ortaya gelmemiş olsa derebeyler, çeteler, eşkıyalar, mafyalar memleketimizi birbirine katar, onlar meydana çıkar. Sandığın olduğu yerde hukuk vardır, hukukun olduğu yerde hak vardır, hakkın olduğu yerde milletin hakkı vardır. Biz milletin iradesine, saygısına,
her zaman için talip ve mutlu olup hakkımıza razı olan insanız.